Çok değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Türkiye, bütün halkımız günlerdir bir skandalla büyük acı çekiyoruz. Büyük infial halindeyiz. Yoğun bakımda yeni doğan bebeklerimizi para kazanmak için katleden, cinayet işleyen insanların nasıl göz göre göre bu suç işlediklerini, yetkililerin nasıl kayıtsız kaldığını, bakanlığın nasıl denetlemediğini ve bugüne kadar kafasını kuma gömdüğünü açıkça gördük ve bundan büyük bir üzüntü ve kaygı yaşıyoruz. Tüm milletimiz adına biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu son derece önemsiyoruz. Bu konunun peşindeyiz ve bilsinler ki bu cinayetleri işleyenler 3-5 kuruş kazanacağız diye Yeni doğan bebeklerimizin hayatına kasteden katiller, caniler, onlara göz yumanlar, hastaneleri yeteri kadar denetlemeyenler, denetim raporlarını sümen altı edenler ve bugüne kadar bu hastanelerle ilgili kapatma işlemini gerçekleştirmeyen sağlık bakanları bizim takipimiz altında olacak. İki elimiz onların yakasında olacağız, olacak ve bu toprakları, Türkiye'yi onlara dar edeceğiz. Değerli arkadaşlar bu suç çetesi yıllardır yeni doğan bakım ünitelerini kullanarak çocuklarımızın hayatına kast ederek kirli para kazanıyorlar ve aileler bunu fark ettiği zaman CİMER'e başvuruyorlar. Bu başvurular 6 yıl öncesine kadar gidiyor. Oysa bu yeni doğan bölümlerini ve bu hastaneleri sıkı bir şekilde denetlemekle sorumlu olan Sağlık Bakanlığı gözünü kapatmış ve bu cinayetleri seyretmiş. Aileler CİMER'e başvuruyorlar. Başvurular sümen alt ediliyor. Ama bir ailenin başvurusu üzerine işlemler başlıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Aile başvurana kadar Sağlık Bakanlığı'nın olağan denetimlerinde, olağan incelemelerinde ve SGK'nın olağan teftişlerinde bu cinayetler ve bu cinayetlerin sebebi olan arkadaki kara para trafiği, sahte faturalar göz ard ediliyor, görülmezden geliniyor, fark edilmiyor. Bu çok büyük bir sağlık hakkı ihlalidir, hasta güvenliği ihlalidir ve bu bu cinayetlere ortak olmaktır. Sorumlular mutlaka cezalandırılacaktır. Değerli arkadaşlar, tek tek gidelim. Önemli tespitlerimiz var. Bir defa bu skandaldan şunu anlıyoruz. Hastane yoğun bakımları çetelere kiralanmış. Yeni doğan üniteleri yoğun bakımlar çetelere kiralanmış ve bu çeteler üzerinden bu cinayetler işleniyor. Para kazanacağız diye sahte faturalar yeni doğan bebeklerin uzun süre gerekmediği halde yoğun bakımlarda tutulması ve ölene kadar da oradan faturaların elde edilmesi, gelirlerin sağlanması gerçeği var. Sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir. Kamu eliyle yürütülür. Özel sektör kamunun denetiminde çalışır. Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri kağıt üstünde sıkı bir şekilde denetlemektedir. Güya ama geldiğimiz gerçeklikte yeni doğan ünitelerinin çetelere kiralanmış olduğu bir gerçeği apaçık karşımızda duruyor. Sayın Bakan gündemi işgal etmeye çalışıyorlar diyor. Sayın Bakan'a buradan sesleniyoruz. Sayın Bakan, sizin önemli gündeminiz ne bilmiyoruz. Ama bizim için yeni doğan ünitelerinde bebeklerimiz katlediliyorsa, öldürülüyorsa ve oralardaki denetimsizlik yüzünden çocuklarımızın sağlığı böylesine tehlike altındaysa daha önemli bir gündemimiz yoktur. Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz tüm sorumlular yakalanana kadar siyasi sorumlular sen dahil hesap verene kadar biz bu işin peşindeyiz. Bizim gündemimiz yeni doğan bebek ölümleri bizim gündemimiz sizin yönettiğiniz hastanelerdeki bu cinayetler bundan daha önemli bir gündemi biz kabul etmiyoruz ama siz kendi gündeminizde devam edebilirsiniz. İkinci gerçeklik değerli arkadaşlar bu işin yargı boyutu. Bu olay Sağlık Bakanlığı'na aktarıldıktan sonra adliyeye intikal ettiriliyor. Bir süre soruşturma yapılıyor. Ama Türkiye'nin gündemine geçen Eylül ayında savcı makamında tehdit edildiğinde ortaya çıkıyor. Daha önce de gündeme gelmişti ama yakıcı bir biçimde savcının makamında tehdit edilmesiyle gündeme geldi. Demek ki değerli arkadaşlar ikinci tespitimiz bu çeteler savcıları makamında tehdit edebilecek bir seviyededir. Bunlar savcıları tehdit edebilecek kadar güçlenmiştir ve yargıda ve devletin içerisinde arka bulmuşlardır, desteklenmektedirler. Onlar o çeteler devletin içleriyle ilişki içerisinde olmasalar böylesine bir savcıyı makamında tehdit edemezler. Üçüncü gerçeğimiz bu kişiler savcıyı tehdit ederken dosyamız Bakırköy savcılığına düşseydi çok daha kolay hallederdik demiş olmaları. Demek ki bunların yargı içerisinde de bir ağı var. Yargıda da bir çeteleşme var ve bu çete aynı zamanda bu yeni doğan çetesine destek veriyor. İç içe geçmişler. Yoksa bir yeni doğan çetesi 3-5 kişi yıllar yıllar boyunca bebeklerimizi öldürecek kadar kusurlu işleri, suçları işleyemezler. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ağır ihmaller zinciri devam ediyor. Bu kişilerin özellikle yoğun bakım yatak doluluğu üzerinden para elde ettikleri, sahte faturalar kestiklerini anlıyoruz. Ama aynı zamanda yeni doğanda kullanılan Kurosorf diye bir ilaç var. Bu ilaç son derece pahalı. 10 bin liraya yakın bir ilaç flakonu ve bu ilacın da bebeklere kullanılması gerekirken o bebeklere kullanılmayıp biriktirildiği ve ilaç korsanlarına satıldığı gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Burada da yeterli takibin yapılmadığını anlıyoruz. Bebek geliyor, yeni doğan, nefes alamıyor. Akciğerlerine mutlaka bu ilacın yapılması lazım. Bu ilacı fatura ediyorlar, SGK'dan alıyorlar ama bu ilacı o bebeğe kullanmak yerine kara borsada satıyorlar. Burada da yine ilaç takip sistemi açısından ağır bir kusur olduğu apaçık ortaya çıkıyor. Bu da bizim dördüncü gerçeğimiz. Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri, hastaneleri çok sıkı bir şekilde denetim altında tutmakla görevli bakanlık. Bu onun görevi. Ama burada bu görevini yapmadığını, eksik yaptığını... Varsa raporlar sümen alt ettiğini, göz ardı ettiğini açık bir biçimde görüyoruz. Bu olay iyice yuka çıktıktan sonra, basında duyulduktan sonra harekete geçmişler. Söz konusu 19 hastane var. Bu olaylar ortaya çıktığında Mayıs ayında birini, daha bir ay önce Eylül ayında birini birini kapattılar. Şimdi de bir hastaneyi daha kapattılar bu sabah. Ve sonuçta 19 hastane var. Bir yılın üzerinde süren bir soruşturma var. Yıllar içerisinde süren bebek ölümleri var. Ama bunlar ancak iki hastaneyi geçen ay birini de şimdi kapatmayı akıl edebilmişler. Demek ki Sağlık Bakanlığı'nın içinde de bu çetelerin eli var kolu var. Bu çeteler Sağlık Bakanlığı'nın içinde. Ama bu çeteler Sağlık Bakanı'na kadar uzanıyor mu? Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu işin neresinde? Yeni Sağlık Bakanı zamanın İstanbul İl Sağlık Müdürü yani birinci dereceden sorumlusu bu çetelerle iç içe mi el ele mi bunlara destek olmuş mu bunların hepsini ortaya çıkaracağız. Hiç kimse merak etmesin iki ellerimiz yakalarında olacak. Değerli arkadaşlar burada özellikle bir konunun altını çizmek isterim. Sağlık Bakanlığı bu hastaneleri denetler. Ama aynı zamanda Sağlık Bakanlığına bağlı bir TÜSEP diye bir kuruluş var. Bu TÜSEP sağlıkla ilgili birçok görevi olan bir kuruluş. Sağlık Bakanlığının bünyesinde ve bu TÜSEP'in altında bir kuruluş daha var. O da TÜSKA. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü. Bu kurul hastaneleri, hastaneleri sıkı sıkıya denetler ve bunun üzerinden bu hastaneleri ruhsatlandırır. Bu hastanelerde derler ki biz bu ruhsatı aldık, bu sertifikayı aldık, üstün kalite belgesini aldık, hastalar bize güvenle gelebilir der. İşte bu Sağlık Bakanlığı'nın verdiği belge, TÜSKA'nın verdiği belge kime vermiş? Bu sabah kapattıkları Reha Hastanesi'ne vermiş. Bu tam bir skandaldır. Bir hastane bir yıldır savcılığın soruşturmasına konu olmuş. Bebek ölümleri oluyor. Bebek ölümleriyle ilgili sanıklar var, ifadeler alınıyor, tutuklular var. Bu, bu yolsuzluğun, bu cinayetlerin bir numaralı sorumlularından olan bir hastaneye ruhsat vermişler, üstün kalite belgesi vermişler ve bu üstün kalite belgesini hala iptal etmediler. Burada da derin rüşvet ağı oldu apaçık ortada. Bakın burada bu ruhsatı alan çok az hastane var alabilen. Baktık mesela Medikana Sağlık Grubu var, MS Hospital var, şehir hastaneleri var birkaç tane bir de REYAP var. 5-6 hastanenin arasına girmiş bu REYAP. Bu kadar iyi bir hastane oluyor Sağlık Bakanlığı'nın gözünde. E, sağlık Bakanı madem bu kadar iyi bir hastane, madem üstün kalite belgesi vereci, verdiğin bir hastane üstün kalite belgesinde iptal etmiyorsun ama bu sabah baktın ki tepkiler arttı o hastaneyi kapatıyorsun. Değerli arkadaşlar, çok daha önemli bir konu. Bu hastaneler açık bir biçimde devleti dolandırmışlar. Devleti dolandırmak için gözlerini karartmışlar, bebekleri öldürmüşler. Ama bu hastaneler SGK'dan para almaya devam etmişler. SGK sözleşmeleri iptal edilmemiş. Bu tam bir skandaldır. Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yapıyor. Biz sadece faturaları denetleriz. Hayır. Sizin o faturaların içeriğini, o faturaların doğruluğunu denetleme göreviniz de var ve bunu yapıyorsunuz zaman zaman. O halde siz bu yeni doğan çetesine bunca parayı öderken ve bu işler bunca ayyuka çıkmışken gözünüzü kulağınızı kapatıp bu katillere devletin parasını vermeye nasıl devam edebilirsiniz? Bu suça nasıl ortak oldunuz? Ve bakın Sosyal Güvenlik Kurumu bir yerde uyanmış. O ilk kapatılan hastane Yeni Şafak grubunun hastanesini Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan sözleşmesini iptal etmek istemiş. İptal etmek istemiş ama yargıya gitmişler. Bakın burada 2022'de yürütmeyi durdurma kararı almışlar ve Sosyal Güvenlik Kurumundan para almaya devam etmişler. Hastane çürük, içinde bebekler katlediliyor, sahte faturalar var, sosyal güvenlik kurumu nihayet uyanıyor. Ben bunu iptal edeceğim sözleşmemi, yeter artık para ödemeyeceğim bunlara diyor, mahkemeye gidiyor ama işte o yargıdaki bağları dolayısıyla da dönüyorlar, bir yıl uzatma alıyorlar ve mahkeme sosyal güvenlik kurumuna sözleşmeyi iptal edemezsin diyor ve bu milletin parası katillere ödenmeye devam ediyor. Bu da altıncı gerçeğimiz. Bir yedinci ger gerçeğimiz daha var arkadaşlar. Hastane ruhsatları çok değerli. Milyar lira değerinde. Yeni, bo yeni doğan ünitelerinin ruhsatları milyar lira değerinde. Ama bakanlık hiçbir şekilde ruhsat iptali yoluna gitmemiş. Kapatmayı bile düşünmemiş de ama ruhsat iptalini hiç yapmamış. Bugünkü kapattığı Reyap Hastanesi'nin bile ruhsatını iptal etmiyor. Peki bu ruhsatlar ne oluyor? İşte değerli arkadaşlar bu ruhsatlar bir süre sonra o şirketler konkordato ilan ediyor. O şirketlerin ruhsatı satılıyor bir başkasına, muhtemelen amcaoğluna, dayı oğluna kendilerine satıyorlar ve bir başka isimle devam ediyorlar. Buradaki hırsızlık hiç bitmiyor. Bu nedenle değerli arkadaşlar bakın yine bu Şafak Sağlık Grubu geçen yıl kapatılan sağlık grubunun ruhsatı iptal edilmedi. Ben şimdi buradan Sağlık Bakanına soruyorum. Bu hastanenin ruhsatı şu anda kimdedir ve nerede sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir? Ve bu ruhsatın sahiplerinin siyasi bağlantıları nelerdir? Açık bir biçimde soruyorum. Yani biz hastaneyi kapattık demekle aslında vatandaşın gözünü boyuyorlar. Hastane kapatılmış gibi yapılıyor ama sonuçta o ruhsat bir yerde satılıyor, el değiştiriyor, ismi değişiyor ama cinayetler ve halkın parasını soyma devam ediyor. 19 hastane, iki tanesi biri üç ay önce, biri geçen ay kapatılmış, biri de bu sabah kapatıldı. Ve hala Sağlık Bakanlığı bir hesap verme durumunda değil, gündemimizi işgal etmeyin diyecek kadar da küstahlaşabiliyor. Değerli arkadaşlar, ruhsatlar peki niye bu kadar pahalı? Niye bu kadar pahalı hastane ruhsatları? Yeni doğan ruhsatları niye bu kadar pahalı? Çünkü olağanüstü karlar elde ediliyor. Çünkü devlet soyuluyor. Çünkü bunların getirdiği sağlıkta dönüşüm sistemi özel hastanelere bu olanağı tanıdı. Kendilerine göre ruhsatları dağıttılar, milyar liralık ruhsatlar oldu, hastaneler açıldı, siyasi bağlantılar oluşturuldu, yargı ayağı kuruldu, cinayet de işleniyor, halkın sağlığıyla da oynanıyor ve sahte faturalarla da halkın bütçesi soyulmaya devam ediliyor. Sadece bir rakam. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden alınmış bir rakam. Övünüyorlar bununla. Geçen bütçede sorduk. Övünüyorlar bununla. Şu anda bakın yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin yüzde özel sektörde. Bununla övünüyor Sağlık Bakanı. Ve normal yoğun bakımlarında yüz otuz yine özel hastanelerde. Devlet çekilmiş. Devlet siz yapın demiş. Devlet denetliyor gibi görünüyor ama denetlemiyor. Devlet Çatır çatır sahte faturalara para ödemeye devam ediyor. Milyar liralık ruhsatlar ortalıkta dolaşıyor, alınıyor, satılıyor ama sonuçta olan vatandaşın sağlığı oluyor? Sonuçta olan bebeklerimizin katledilmesine kadar varabiliyor. Ve değerli arkadaşlar, son olarak özel hastaneler bu paraları nasıl kazanıyorlar? Sağlık talebini kışkırtarak olmayan sağlık hizmetini vererek yapıyorlar. Aralarında da sert bir rekabet var. Burada da bu çete yoğun bakım ihtiyacı olan veya olabilecek bebekleri bu hastanelere taşımış. Ama bir başka çete daha var. Bir başka çete daha var. İstanbul'un orta yerinde 112'ler üzerinden özellikle anjiyo ihtiyacı olan, göğüs ağrısı çeken, bypass olabilecek yani yağlı ballı hastalar onların tanımıyla yani para kazanabilecekleri hastaları kendi hastanelerine akıttıklarına kendi hastanelerine yönlendirdiklerine dönük ciddi bilgiler var elimizde. Ben sormuşum. 6 Ağustos 2019'da bakın. Sayın Fahrettin Koca Sağlık Bakanı. Sayın Sağlık Bakanı. İstanbul'daki 112'lerin sizin hastanelerinize hasta götürdüğü, sizin hastanelerinizi öncelediği, öncelikle sizin hastanenize götürdüğü, sizin yoğun bakımlarınızı, sizin ameliyathanelerinizi, sizin yataklarınızı doldurduğu iddiaları var. Ne diyeceksiniz diye sormuşum. Cevap yok. Küstah Sağlık Bakanı cevap verme ihtiyacı bile duymamış. İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz. Sağlık Bakanı milletvekilinin sorusuna cevap vermez, Sağlık Bakanı'nın hastaneleri olur, 12 tane Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine 112 acil ambulansları hasta taşır, ameliyat hastası taşır, bebek yeni doğanı, yeni doğan bebek taşır. Ondan sonra bunlara sessiz kalırlar, umursamazlar. Nasılsa böyle yürüyor derler. Ama bugün artık bu cinayetler böylesin ortaya çıkınca da artık kulak arkası edemeyeceklerini anladıklarında da bu sefer 3 hastaneliği geçici olarak kapatırlar. Bir de gündemi işgal etmeyin derler. Burunlarınızdan getireceğiz. İki elimiz yakınızda olacak. Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi bu işin peşini bırakmayacak. Bugün bir Cumhuriyet Halk Partisi heyetimiz başta Ankara milletvekilimiz Gamze Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanımız ve Sağlık Gölge Bakanımız Zeliha Aksaz Şahbaz olmak üzere 10 milletvekilimiz bugün İstanbul'da görev yapıyorlar o hastanelere de gidecekler. O aileleri de ziyaret edecekler. O belgelere de bakacaklar. Ama bilsinler ki bizi izleyenler, bu bu cinayete göz yumanlar, bu cinayetleri işleyenler, bu katillere para ödemeye devam edenler, bu katillerin ruhsatını hala iptal etmeyenler bilsinler ki bu ülkede hala gözü pek, cesur savcılar var. Bu ülkede görevini yapan kamu görevlileri var. Bu ülkenin yoğun bakımlarında canla başla çalışan doktor var, hemşire var, ATT var, sağlık yardımcı personeli var. Onlardan yağmur gibi belgeler akıyor. İki elimiz yakanızla bu cinayetleri yanınıza bırakmayacağız.